Adalet ve Kalkınma Partisi, Kütahya Milletvekili Avukat İshak Gazel'den çarpıcı açıklamalar. Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya Milletvekili Avukat İshak Gazel ne dedi? Kime dedi? Kimin yanında? Kime öfkeli? Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya Milletvekili Avukat İshak Gazel'in çarpıcı açıklamasını merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin, beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya Milletvekili Gazel'den çarpıcı, etkileyici ve doyurucu açıklamalar. Son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan Sedat Peker videoları ilgili fikir ve görüşlerini dile getiren AK Parti Kütahya Milletvekili Avukat İshak Gazel bu gibi provokasyonlarla geçmişte yakın zamanda sıklıkla karşılaştıklarını, bütün bunların devleti yıpratma, iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çökertme, itibarsızlaştırma oyunları olduğunu, bundan sonra da bu gibi şeylerle karşı karşıya gelebileceklerini, bu gibi Ali Cengiz oyunlarını yapanların da ya da bunlara alet olanların hiçbir zaman muvaffak olmayacaklarını ve halkın kötü emellerine, menfaatlerine kurban edemeyeceklerini belirtti. İki defa televizyon kanallarına çıkarak açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman arkasında değil yanında olduklarını söyleyen Milletvekili İshak Gazel, Cumhurbaşkanımızın da hep yanında olacaklarını, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da Süleyman Soylu'nun da daima yanında olduğunu belirttiğini ifade ederek açıklamalarına şu şekilde devam etti. Bu son günlerdeki olaylarla alakalı tabii bunlar ilk değil son da olmayacak. Yani bu ülkede 17-25 Aralık diye bir süreç yaşandı malumunuz. O zaman da bir takım itibarsızlaştırma hareketleriyle hükümetin devrilmesi planlanıyordu. Şimdi de burada hükümeti itibarsızlaştırmaya dönük bir şey söz konusu, bir komplo söz konusu. Bununla alakalı da zaten Sayın Bakanımız iki sefer televizyonda açıklama yaptı. O gayet doyurucu açıklamalarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bununla alakalı bir açıklama yaptı. Dolayısıyla biz de burada Sayın İçişleri Bakanımızın yanındayız, bunu ifade etmek istiyorum. Yani bu tür şeyler ülkenin hem dış konjonktürüyle hem de iç konjonktürüyle birlikte değerlendirilmesi lazım bu zamanlamanın. Ve ucunun da bu şeye göre tespit edilmesi lazım. Yani kimler tarafından yönlendirildiğinin, hangi uluslararası bir senaryonun bir parçası olduğunun da bu anlamda tespit edilmesi lazım. Tam ülkenin iç dinamiklerinin harekete geçtiği ve dışarıda da çok etkin bir konuma geldiği bir süreçte hükümeti yıpratmaya dönük hareketler, bunların da her zaman karşısındayız.